Kıymetli dostlar, aslında bizim yaptığımız öğretmenler odası etkinliklerinin formatı böyle değil. Ama bugün oruçluyuz, iftar yaptık. Burada çok fazla dertleşecek imkanımız yok. Ancak çok kısa birkaç hususun altını çizmek istiyorum ben. Bir kere önce şunu söyleyeyim arkadaşlar. Biraz önce Abdülhamit Bakanımız söyledi. Ben öğretmen arkadaşlarla sohbet etmeyi, öğretmenler arasında sohbet etmeyi gerçekten çok seviyorum. Çok da hoşuma gidiyor. Bitmesini de istemiyoruz. Her gittiğimiz ortamda sohbetler yapıyoruz. Her sohbetin sonucunda da eksik bir şeyimiz varsa eksiklerimizi giderecek tedbirler alıyoruz. Veyahut yaptığımız şeyleri öğretmen arkadaşlarla paylaşıyoruz. Böylece güzel bir istişare ortamı olmuş oluyor. Şimdi bugün iftar programıyla denk düştüğü için şöyle yapalım. Eğer uygun bulursanız 6 Nisan gerçi yine Ramazan oluyormuş. Pardon. Biz her ay bir cumartesi öğretmenler odası toplantısı yapıyoruz. Türkiye'nin her tarafından. Şöyle bir eğer Sayın Fatma Başkanımız davet ediyorsa biz geçen ay İzmir'de yaptık. Bu ay takvimini, bayram takvimine göre ayarlamak koşuluyla bayramdan sonraki cumartesi, ilk cumartesi yine büyük bir salonda öğretmen arkadaşlarımızla Antep öğretmenler buluşması yapalım. Kabul edersiniz. Şimdi sadece böyle bir selamlarım birbirimizi. Konularımızın detaylarına girmeyelim. Fakat bir hususu özellikle belirtmek istiyorum arkadaşlar. O da şu. Haziran ayından beri yaptığımız işlerin hemen hemen tamamının odağında öğretmen arkadaşlarımızın mesleki haysiyet, itibar ve onurlarını koruyacak tedbirler almak var. Attığımız her adımda bu hususu mutlaka gözeterek hareket ediyoruz. Son günlerde çok tartışma konusu olan hususlardan bir tanesi müfredatla ilgili çalışmalar, müfredatla ilgili tartışmalar. Orada da yine aynı şekilde yaptığımız müfredat çalışmalarının başka diğer sebeplerinin yanında bir tanesi de şu arkadaşlar. Şimdi kazanım sayımız fazla derslerde. Haftalık ders saatimizi yetersiz buluyor öğretmenlerimiz. Hal böyle olunca öğrencilerimizin kazanımlarla ilgili çıktıları arzu ettiğimiz düzeyde olmuyor. Toplumun da arzu ettiği düzeyde olmuyor. Yani çocuk başarısız oluyor. Çünkü yaşının pedagojik gerekliliklerin üstünde bir kazanım yüklemeye çalışıyoruz. Çocuk başarısız. Çocuk başarısız olduğu için otomatikman öğretmen de başarısız. O yüzden biz diyoruz ki hem çocuklarımıza fazla yüklemeyelim, alabilecekleri şeyi verelim, hem de öğretmenlerimizin öğrencilere anlatması gereken şeyleri en iyi koşullarda anlatabileceği zaman aralığı bir tembete tanmış olalım. Dolayısıyla müfredat çalışmalarındaki seyretme ile ilgili hususun önemli gerekçelerinden bir tanesi de bu. Her neyse biz 1.200.000 kişilik bir marif ailesi olarak bütün bu sorunların üstesinde rahatlıkla gelebilecek düzeydeyiz. Hep beraber geleceğiz inşallah. Ben iftar sonrası çok uzatmayacağım. Bir sonraki öğretmenler buluşmamızı biz yani Nisan ayında yapacağımız buluşmayı Sayın Fatma Şahin Başkanımızın başkanlığında burada yapacağız. Orada detaylı konuşuruz. Bakalım öğretmen evini de açarız geldiğinizde. Hazır. Ha evet. Bir de Gaziantep'te çok güzel bir öğretmeni var. Şu an teftişat süreci tamamlanmak üzere. İnşallah o öğretmen evimizi eğer biterse teftişatı orada yapmış oluruz. Bitmezse yine başka bir salonu ayarlarız. Bir başka husus daha söylemek istiyorum. Arkadaşlar biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak yaptığımız işlerde en çok ihtiyaç duyduğumuz yerlerden bir tanesi yerel yönetimler.
bakın su okulda harcadığımız suyun tüketim giderleri için belediyelerle muhatap olmak zorundayız. Çöpümüzün alınması için belediyelerle muhatap olmak zorundayız. Yolumuz, çevre düzenlememiz, okul arsalarının üretilmesi, imar, İslam ve benzeri düzenlemelerin yapılması her noktada belediyeler bizim için çok kritik noktadalar. Dolayısıyla Milli Eğitim Bakanlığı'yla uyumlu çalışan, bakanlığımıza destek olan belediye başkanlarına ben her gittiğim yerde teşekkür ediyorum. Biraz önce Fatma Şahin Başkanımız bunlardan anlattı. Burada ciddi şekilde eğitim öğretim sürecinde bize paylaştık yapıyor. Ben huzurlarınıza Fatma Şahin Başkanımıza teşekkür etmek istiyorum. Başkanım Allah razı olsun. Allah sizin gibi belediye başkanlarının sayısını artırsın. Çocukları kendi çocukları gibi eğitmek isteyen, çocukları kendi çocukları gibi olanaklara sahip olsun isteyen bir başkanımız var. İnşallah başkanımız bu azmiyle, çalışmalarıyla devam eder. Diğer ilçe belediye başkanlarımızla uyum içinde eğitim öğretim sürecinde hep beraber destek oluruz. Değerli arkadaşlar, ben uzatmayacağım konuşmamı, böyle bitiriyorum. Tekrar konuşmalarınızı Allah kabul etsin. İnşallah Nisan ayında öğretmenler buluşmamızda, öğretmen evimizde olabilir, başka bir ortamda olabilir. Onu eğitim müdürümüz organize edecek. Orada görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Allah sağlık, sıhhat içerisinde bayrama erişmeyi sizlere nasip etsin hepimize. Hepimize hayırlı akşamlar, hayırlı sabahlar, saygılar diliyorum.